bizler geldik, sizler de geldiyseniz efendim. Turkuaz'a başlıyor, başlıyoruz. Saatler 15.30'u gösteriyor. Bugün yorgunum. Öğleden öncesinde Naciye teyzemize bir program çektik geldik. Haliyle bir program çektik, şimdi bir de canlı yayın üstüne gelince ne oldu? Biraz böyle yordu ama programın içerisine dahil olduğum andan itibariyle inşallah böyle bir dinamiklik mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Sizler de bana güzel enerji gönderin, dua buyurun inşallah demiş olalım. Sosyal medyada duyurduk. Benden çokça talep edilmişti kadın hastalıkları ve doğum uzmanının, bir uzmanın gelip gebelik süreciyle ilgili genel sağlık problemleriyle alakalı bir program yapılması. Her talebi yerine getirmeye çalışıyorum inanın. Yani bu bağlamda temasta olduğumuz çok fazla kurum ve kuruluşlar var. Sadece sağlık için demiyorum. Kültür sanat için olsun, edebiyat dünyası için olsun, spor faaliyetleri gördüğünüz gibi birkaç gün öncesinde işte bisiklet sporuyla ilgilenen bir temsilcimiz buradaydı. Bir gün öncesinde, dünden bahsediyorum, spor ve güzellik merkezinden hanımefendiler buradaydı. Bugün de sıra sağlığa geldi. Talepleri alıyorum, değerlendirmeye çalışıyorum. Hepsini bir sıraya koymaya çalışıyorum. Buna mukabil aynı zamanda da gündemi takip etmeye çalışıyoruz haliyle. Bu bağlamda mümkün mertebe elimizden geldiğince sizden gelen şununla ilgili program yapınız dediğiniz her şeye yetişmeye çalışıyoruz diyelim. Şimdi bugün hamilelik sürecini konuşacağız. Yani hamilelik süreci 9 ay 10 gün diye hani klişe bir süreci vardır ama ekstrem durumlarda farklı doğum süreçleri erken gelebiliyor, gecikebiliyor. Ama işte bir 9 aylık süreyi normal süre olarak gördüğümüz zaman, genel süre olarak gördüğümüz zaman 9 aylık bir süre. Uzun, meşakkatli, sabır gerekiyor, sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Kulaktan dolma veya anne babaannelerden, nenelerden duyma çok fazla şey de işte bizim belki daha sağlıklı olmamıza veya sağlığımızı yitirmemize sebep olacak nüanslar da bize geliyor olabilir. Bu bağlamda doğumu çok işte merak ediyoruz. Nasıl geçecek? Kolaylıkla olacak mı? Neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum? Bunlar kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Ben de bu bağlamda biraz konuyu genel tutmak istedim. Bu 9 aylık sürede hamilelik, gebelik süresinde genel sağlık problemlerini, sorunlarını konuşalım istedim. Bu bağlamda da bize bugün güzel bilgilerini aktaracak olan Doktor Mevlüt Okay Demirtaş bizlerle birlikte. Kendisi Kızılay Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Kendisini kısacık tanıdıktan sonra ben konuya başlayacağım, ilerleteceğim. Bu talep için hani çok fazla mesaj almıştık demiştim. Bu bağlamda sizlerden gelecek mesajları hemen bekliyorum ki yığılma olmasın, sona kalmasın. Sizlerden soru aldıkça da güzel sorularla da ilerleyelim. Sizleri de cevaplandırmış olalım istiyorum derken hemen başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bu sıcak, hoş, zarif karşılamanız için tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Keyifli, güzel bir sohbet olur. İnşallah öyle olur. İzleyicilere de yararlı tiyolar, bilgiler verebiliriz mutlaka inşallah. Mutlaka öyle olacaktır. Mevlüt Okay Demirtaş'ı tanımak istiyorum. Kızılay Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanısınız ama biraz kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Konyalıyım Rümeysa Hanım. Aksaray'da görev yaptım. Daha sonra Konya'mıza geri döndüm. Bozkırlıyım. Kızılay Hastanesi'nde keyifle çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Bundan öncesinde de yine Konya'da değişik farklı hastanelerde, devlet hastanesinde çalışıyordum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Evliyim. Bir çocuğum var, Allah küçük bahşesin. Bir bebeğim var. Amin. Cümlemizinkini inşallah, hepimizinkini. Keyifle çalışıyoruz Kızılay Hastanesi'nde. Allah kolaylık versin. Bundan sonraki iş hayatınız, aile hayatınız başarıyla geçsin, sağlıkla geçsin demiş olalım biz de. Ben gebelik döneminde genel sağlık sorunları diyerek konu başlığını biraz genel tutmak istedim. Gerektiği zaman yine sizlerle daha ara başlıklar olacak şekilde programlar yaparız ama bugün biraz genele bakmak istiyorum ben. Bu bağlamda en çok ne tür problemlerle karşılaşılıyor? Nasıl bir giriş yapabiliriz genel sağlık sorunlarına? Şimdi sağlıklı bir gebeliğin, sağlıklı bir yaşamın başlangıcı aslında anne karnında atılır Rümeysa Hanım. Annenin gebeliğe hazırlanması için gebelik öncesi dönemde yapması gereken bir takım şeyler vardır. Bunların en başında da normal kiloya gelip gebe kalmaya çalışmaktır. Eğer planlı bir gebelikse. Normal kilodan kasıt anne eğer fazla kiloluysa, vücut kitle endeksi yüksekse normal kilosuna gelip hamile kalmalı. Tam tersi anne zayıfsa
kilo alıp vücut kitle endeksini yükseltip yine aynı şekilde normal kiloya gelip gebe kalmalı. Tabii anne ne yerse bebek de onu yer. Sanırım gebelikte en önemli şey, dikkat edilecek ilk şey sanırım beslenme olsa gerek. Beslenmeyle ilgili şöyle bir yanlış inanış var. Siz programı açarken hurafelerden, yanlış inanışlardan bahsettiniz. İlkini düzeltmiş olalım. Annemiz, anne adaylarımız iki can taşıyor. Acaba iki kişilik yesinler mi? Kesinlikle hayır. İki kişilik yemesinler. Günlük kalori ihtiyacını 100 ila 300 kalori kadar arttırmak hem anne için hem bebeğin beslenmesi için yeterli olur. Ne kadar çok yersek o kadar iyi demek değil. Mesela bir elma 50 kalori kadar. Yani porsiyonları birazcık büyütmek hem annenin hem bebeğin ihtiyacını karşılayacaktır. Burada önemli olan ne kadar çok yemek değil de ne kadar sağlıklı gıdalar alabiliyoruz, ne kadar düzenli alabiliyoruz, ne kadar kaliteli besinlerle beslenebiliyoruz. Ayrıca sadece kaliteli iyi besinlerle beslenmek yetmez. Anneye ya da bebeğe zarar verebilecek maddelerden, besinlerden, gıdalardan, toksinlerden bebeğimizi ne kadar sakınabiliyoruz? Kesinlikle şunu tüketmeyin diyeceğimiz şeylerin başına alkol ve sigara zaten vardır. Tüm hamilelik süreci olmasa bile tüm insanlara, halka söylenen bir uyarı zaten ama hamilelik sürecinde artık kesinlikle bir kırmızı çizgisi var. Bunu biliyoruz. Bunun haricinde şunlardan uzak durun veya sakın diyeceğiniz şeyler var mı? Pek tabii var. Bu zararlı maddelerin bir kısmı direkt bebeğe zarar verir. Bir kısmı anneye zarar verip dolaylı olarak bebeğe zarar verebilir. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi alkol ve sigara, tabii ki bu zararlı maddeleri bir liste yapacak olursak listenin en başına bu ikisini yazmak lazım. Alkol bebekte bir takım anomaliler yapar. Bebeğin görmesiyle ilgili, işitmesiyle ilgili, kalbiyle ilgili. Bunu uzatabiliriz. Sigara bebekte anomali yapmaz ama sigarayla ilgili İki şeyi düzeltme ihtiyacı hissedeceğim hastalarımdan gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Birincisi, gebelik öncesi ben bir paket içiyordum, 20 tane içiyorum ama şimdi gebelikte 3 taneye düşürdüm. Bebeğe bir zarar vermez. Yanılıyorsun, verir. Bir tane bile sigara içseniz bebeğe zarar verir. İkincisi de şöyle, işte üst komşumun gelini gebelikte sigara içiyordu, içti, bırakmadı. Gebeliğinde hiçbir sıkıntı olmadı. Maşallah çok güzel, 3,5 kilogramlık da bir bebeği oldu gibi şeyler hastalarımız söyleyebiliyor. Yani sigarayı zararsız, masum olarak görebiliyor ama sigara içerseniz bebeğe nikotin vermiş olursunuz, katran vermiş olursunuz, karbonmonoksit vermiş olursunuz. Sayamadığımız daha bir sürü kötü zararlı maddeyi bebeğe doğrudan ya da direkt vermiş olursunuz. Yani bebeğe zarar vermiş olursunuz. Onun için bahanesi yok, sigarayı bırakacağız. Sigaradan ve alkolden uzak duracağız. Bunun dışında uzak durması gereken annelerimizin, anne adaylarımızın maddeler var mı, gıdalar var mı? Var tabii ki. Karaciğer mesela çok fazla gebelik döneminde tüketilmesini önermeyiz. Yüksek A vitamini içerir. Gebelikte çok sevmeyiz. Yine çok baharatlı besinler, kokoreç gibi sakatatlar gebelikte çok fazla tüketilmesini önermiyoruz. Bunları mümkün olduğunca kısıtlamak lazım. Sucuk, salam, sosis gebelik boyunca çok fazla tüketilmesini önermiyoruz. Marketten alabileceğimiz herhangi bir şey, kek, bisküvi, çikolata, ambalajlı herhangi bir gıda, bunlardan da mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Çikolata tüketecekse illa gebemiz, kakaosu yüksek olan bitter çikolata tüketmeli. Onun dışında yine bize çok sorulan bitki çayları, içsem mi, içmesem mi, zararı olur mu, olmaz mı? Burada ada çayı ve papatya. Önermeyiz gebelikte içmeyi. Mümkün olduğunca tabii yine mesela sallama ıhlamur yerine bahçe ıhlamurunu tercih etmek daha doğru olacaktır. Yine bizde yaygın pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri. Yani ne demek bu? Köy peynir ya da mahalle sütçüsünün sattığı süt. Bunlardan bir takım hastalıklar anneye dolayısıyla bebeğe geçebiliyor, bulaşabiliyor. Hamilelik sürecini negatif yönde etkileyebiliyor. Onun için pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden de mümkün olduğunca gebelik döneminde uzak durmakta fayda var. Sebze meyve tüketelim mi? Tabii ki çok faydalı. Ancak her şeyi mevsiminde tüketmeye dikkat etmek lazım. Özellikle domates, çilek gibi
gibi gıdaları mevsiminde değilse tüketmemekte fayda var. Çilek deyince aşermek geldi benim aklıma şimdi böyle. Kışın evet. Bir döneminde hadi benim canım çilek çekti. İlla ki bunları da böyle şoklanmış bir şekilde hazırda bir yerde tutan artık marketler, mandıralar olabiliyor. Ama tavsiye etmiyorsunuz kesinlikle anladığım kadarıyla. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şöyle benim de başıma gelmişti. Eşimin canı erik çekmişti. Erik aramıştım, erik bulmuştum mevsiminde değilken. Tadımlık yiyebilir annelerimiz. Hı-hı. Eğer canı çok isterse, aşerirse. Bir iki lokma nefsini körleyecek kadar yiyebilir. Onun dışında mevsiminde olmayan hiçbir şeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Peki iyi gıdalar, yenmesi gereken gıdalar yok mu? Var tabii ki, mesela kalsiyum altın değerinde, muhakkak gebelerimiz her gün kalsiyum almaları gerekir. Süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir çok güzel kalsiyum kaynaklarıdır. Bunları da kendi aralarında sıralarsak sütü lütfen son sıraya koyalım. Daha çok yoğurt, kefir tercih etmeye çalışalım. Günlük muhakkak her gün diyetimizde olsun. Burada sanırım proteine ayrıca bir parantez açmak lazım. Protein çok önemli gebelikte. Proteinlerin bir kısmını vücut yapamaz, sentezleyemez. Daha doğrusu proteinlerin yapı taşı, proteinlerin tuğlası olan amino asitlerin bir kısmını vücut yapamaz. Bizim vücudumuz şeker yapabilir, yağ yapabilir, proteinlerin bir kısmını yapabilir. Bunları birbirine de dönüştürebilir. Ama dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino asitler var. Biz bunlara esansiyel amino asitler diyoruz. Onun için protein alımı gebelikte, diyette protein olması çok çok önemli. Nedir peki, neden alabiliriz proteini? Sağlıklı proteini, kaliteli proteini. En güzel kaynağı kırmızı et tabii ki. Haftada iki kez gebelerimize kırmızı et tüketmelerini öneriyoruz. Başka protein alabilecekleri gıda yok mu? Yumurta mesela. Çok kaliteli bir protein var. Hem de ucuz. Yumurtanın özellikle beyaz kısmı. Burada bir püf nokta. Bazılarımız sevebiliyor. Anne adaylarımız da sevebiliyor. Yumurtayı kayısı kıvamında, yani az pişmiş tüketmesinler. Kırmızı eti de öyle. Az pişmiş ya da çiğ tüketmesinler. Ama bizim kültürümüzde zaten az pişmiş et tüketmek çok olmadığı için sorun değil. Yumurtayı ve kırmızı eti muhakkak alacağız. İyi pişmiş olacak. Ve evet, iyi pişmiş olarak alacağız. Tabii bir de bir de balıktan bahsetmeden geçemeyeceğim burada. Çok önemli balık tüketimi. Şu an mevsim de çok uygun. Muhakkak haftada iki kez, burada şöyle 340 gram gibi sınırlıyoruz biz. Haftada iki porsiyon gebelerimize balık yemelerini öneriyoruz omega 3 alımı için. Yine omega 3'ten çok zengin diğer bir gıda da ceviz. Muhakkak tüketsinler. Badem, fındık gibi besinleri de tüketebilirler. Bunlarla selanyum almış olurlar, magnezyum almış olurlar. Hem de çok iyi bir ara öğün, atıştırmalık olur gebelikte, hamilelikte. Balıkta da çok fazla yine bizim kültürümüzde yok ama dip balıkları, kılıç balığı gibi, dil balığı gibi çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Ağır metaller, civa içerebileceği için. Peki. Şimdi merakımdan soruyorum hocam. Beslenmeyi anlattık. Uzak durmamız gerekenler, tüketmemiz gerekenler, faydalı olanlar, tamam. Bunlar gebelik döneminde olması veya olmaması gereken ana başlıklar. Anne karnında küçücük bir bezelye halinden gittikçe büyüyen o bebeğimiz bizim yediğimizden direkt etkileniyor mu hocam? Yani şunu söylemeye çalışıyorum, şunu sormaya çalışıyorum. Anne yumurta yedi, mideye gönderdi. Oradan hemen o da kapıyor mu kendine ait olanını? Bebek orada nasıl hemen faydalanıyor? Yoksa enzimlenmesinden sonra falan mı ona bir geçiyor? Yoksa bu da benim hakkım hop deyip böyle alıyor mu? Nasıl oluyor içeride? Peki tabii. Aslında anne ne yerse bebek de onu yer demek çok da yanlış olmaz. Sizin söylediğiniz, tasvir ettiğiniz gibi anne yiyip annenin midesinden tabii ki bebek kapmıyor. Plazenta dediğimiz bir yapı var. Bebeği besleyen bir yapı, bir organ doğumdan sonra. Bebeğin eşi diye biliniyor halk arasında. Öyle geçiyor. Annenin aldığı besinler önce plazentaya gider. Annenin kanı plazentayı besler, bir havuz gibi. Orada tüm besinler o havuza, plazenta havuzuna birikir. Daha sonra göbek bağı, göbek kordonu aracılığıyla bebek oradan plazenta mümkün olan en iyi maddeleri, en iyilerini seçerek bebeğe sunar. Bebek göbek bağı aracılığıyla alır. Yani aslında anne ne yerse bebek de onu yer demek çok yanlış olmuyor. Direkt anneden bebeğe bir geçiş söz konusu değil ama plazenta aracılığıyla
annenin kanında yükselen her madde az ya da çok bebeğe geçecektir, bebeği etkileyecektir. Peki, şimdi izleyicilerimizden gelen sorular var. Bir izleyicimiz demiş ki, yürüyüşü sormuşlar, yürüyüş yapmak ne kadar önemli demişler. Sormuş olalım hocam, yürüyüş ne kadar önemli? Süper, yürüyüş çok çok önemli. Gebelikte egzersiz yapılabilir mi? Yapılabilir. Yürüyüşte bir gebe için hangi dönemde olursa olsun, ister gebeliğinin erken dönemde, isterse doğuma yakın dönemde olsun, yapabileceği en iyi egzersiz yürüyüştür. Peki nerede yürüyelim? Dağa bayıra mı çıkalım, açık havada mı yürüyelim, spor salonuna gidip koşu bandında mı yürüyelim? Hı-hı. Kesinlikle açık havada yürümesi lazım. Koşu bandı kullanabilir mi yürüyüş için? Çok önermiyoruz. Neden? Koşu bandı çok titreşimli, çok vibrasyonlu. Hı-hı. Bir de gebelikte özellikle ilerleyen haftalarda ağırlık merkezi öne doğru değişir bebeğin ağırlığından dolayı. Koşu bandında kaza yapma, düşme ihtimali, riski çok çok fazladır. Onun Hı-hı. için günde 20 dakika, 25 dakika açık havada taşikardik olmayacak şekilde, yani çok nefes nefese kalmayacak şekilde yürüyüş hem anne sağlığı hem bebek sağlığı için çok elzemdir, yararlıdır. Kesinlikle yapmak lazım. Akşam saatlerinde yapsınlar, sabah saatlerinde yapsınlar. Var mı bir dönem? Hani faydalı olması için. Şöyle, mümkün olduğunca akşam da yürüyebilir, sabah da yürüyebilir tabii. Bunu saate kısıtlamamak, hapsetmemek lazım ama burada D vitamini sentezi açısından mümkün olduğunca öğleden sonraki saatlerde, saat 3 gibi, 4 gibi yürümelerinde fayda var. D vitamini de boşa götürmeyin yani. Götürmeyin. O güneş ışığından evet. da faydalanın yürürken değil mi? Yürürken D vitamini sentezimizi de aynen. yapalım. Aynen. O iki, bir taşla iki kuş, yürüyüş yapıyorsunuz. Spor yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda güneşten de faydalanmış oluyorsunuz. Evet, ama D vitamini eksikliği %80'lerde Rümeysa Hanım. Türkiye'de mi? Bunu biz, diyebiliriz kadınlarımızda. Evet. Gebelerimizde, bizde neredeyse kendi kliniğimizde D vitamini seviyesi baktığımızda annelerimizin neredeyse tamamına yakınını düşük görüyoruz. D vitamini takviyesi de yapacağız. D vitamini eksikliği hani gebelik döneminde de mutlaka daha ciddi sarsıyordur veya zararı çok fazla olabiliyordur. Normal zamanda gebe olmayan hanımlarda bile zaten direkt bir dengesizliği zaten hemen beraberinde getiriyor ciddi bir düşüşlüğü. Düşmüş olması gebelikte de muhtemelen ciddi problemler olabilecektir. Hem anne için hem bebek için ciddi problemleri olabilir. D vitamini şöyle aslında bankaya para yatırmak gibi de düşünebiliriz. Özellikle hanımlar için biz erkekler biraz daha şanslıyız bu konuda ama menopoz sonrası dönemde o D vitaminini, o kemik kütlesine çok çok daha fazla hanımlarımızın, menopoz sonrası hanımlarımızın yaşlılıkta ihtiyacı olacak. O yüzden biriktirebildiğimiz kadar biriktirelim. Ben avuç işlerini gösteriyorum. Çünkü yürüyüş yapalım. Her ilk gördüğüm yerde açık havada güneşe eğer karşı karşıyaysam, yani güneş bana temas ediyorsa hemen avuç içi açarım. Hemen alsın burada. Çünkü onun daha bir de enzimlenmesi var, devreye girmesi var falan. Öyle ilk aldığınız anda da hemen devreye girmiyor. Daha bir içeriye gidecek de enzimlenecek, vitamin haline gelecek falan. Bu yüzden biriktirmeye bakın demiş olalım. Bir başka izleyicimiz demiş ki, gebelikte tiroid tehlikeli midir? Aslında size soracağım sorular arasında da var. Guatr tiroid oluyor değil mi? Guatr'la tiroid tamam. aynı. Tiroidi sormuş olalım madem. Tiroid tehlikeli midir? Veya tiroid konusunu biraz açalım burada. Tabii ki. Tiroid boynumuzun ön kısmında, yutağımızın önünde, soluk borumuzun hemen önünde bulunan küçük bir bez, küçük bir gland. Ama vücut için fevkalade önemli. Tüm metabolizmayı etkiliyor. Gebelikte bu önem kat ve kat artıyor. Neden? Bebek, anne karnındaki bebek ilk 3 ay tiroid sentezleyemez. Tiroid hormonu sentezleyemez. O hormon için %100 anneye bağımlıdır. Bu 5. aya kadar da böyledir aslında. 5. aydan sonra, 20. haftadan sonra bebek tiroid ihtiyacı için anneden birazcık bağımsız hale geçer. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde tiroid hormonları, tiroid testi çok önemli. Tiroid testi baktığımız zaman mesela ilk 3 ayda, ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayda o TSH seviyesini, yani tiroid hormonu seviyesini 2,5'tan yukarı görmek istemeyiz. İlerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda 3'e kadar bunu normal kabul ederiz. Yani ilk 3 ayda, gebeliğin ilk 3 ayında bu işi daha sıkı tutmak lazım. Tiroidle ilgili, tiroidin hem az çalışması başa bela hem çok çalışması başa bela. Çok sık görüyor muyuz tiroid hastalıklarını? Şükür çok sık görmüyoruz. %1 ila %3 arasında değişiyor tiroid hastalıkları. Ama hem anneyi hem bebeği direkt etkileyebilecek. Bu testi yapmak gerekli mi hocam? Yani tiroid testi, hamilelik süreci başladı diyelim. Birkaç aylığız. Bir tiroid testi olması gerekiyor mu?
Biz hastanemizde, kendi kliniğimizde rutin tiroid testine bakıyoruz. Bunun için bazı risk faktörleri var. Tiroid testine bakalım mı, bakmayalım mı? Mesela ailede tiroid hastası, guatr hastası var ise. Muayenede tiroid hastalığı düşünecek bir bulgumuz oldu ise, daha önce gebelik kaybı yaşadıysak, anne karnında bebek kaybetmiş isek ya da infertil bir çift isek, yani bebek sahibi istiyor ama bebek sahibi olamıyorsak ya da iyot eksikliği olan bölgelerde yaşıyor isek muhakkak guatr testi bakmak lazım. Bunlar saydıklarım risk faktörleri. Biz rutin tüm gebelerimizde muhakkak guatr testini, tiroid testini görüyoruz, görmek istiyoruz. Çünkü sadece risk barındıran, riskli gruba tiroid testi baktığımız zaman 10 tane tiroid hastasından 3'ünü atlayabiliyoruz. Tiroid testi çok önemli, bakmak şart gebelikte. İlk 5 aya kadar da 2,5 seviyesinde olmasının normal olduğunu mu söylemiş olduk? İlk 3 aya kadar 2,5'un altında istiyoruz. Burada bizi izleyen guatr hastası, tiroid hastası annelerimiz varsa onlar sürekli takip ettirir, bize sorarlar. Dahiliye endokrin doktoruna sorarlar. İlk 3 ay o testin, guatr testinin, TSH testinin 2,5'un üzerine çıkmamasını istiyoruz. Daha sonra ikinci, üçüncü 3 ayda doğuma daha yakın süre, bebek daha büyük, kendi artık tiroid dokusunu, tiroid hormonlarını sentezleyebilir hale geldi mi? 3'e kadar normal kabul ediyoruz. Olayı biraz daha gevşetebiliyoruz yani. Peki. Yine aklınıza takılan sorular olursa yazabilirsiniz demiş olalım. Tiroidi, guatr rahatsızlığında böyle anlatmış olduk. Bir başka izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar, hamilelikte. Hocam suyunuzu içebilirsiniz, buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi hocam böyle hani anlatayım derken böyle konuklarıma çok ilgilenirim. Hani su içsinler, arada dinlensinler isterim. Bu bağlamda da hani o, dinlendirmek istedim hocamı. Hamilelikte bulantıyı azaltmak için etkili bir şey var mı? Hamilelikte bulantı yine biz çok görüyoruz. Her 5 gebeden, 5 anneden, anne adayından birinde ciddi bulantı sorunları oluyor. Aslında bir korunma mekanizması, vücudun bebeği korunma mekanizması, bunun için gösterdiği, anne vücudunun gösterdiği bir reaksiyon. Şöyle ki bulantılar genelde yine hamileliğin ilk aylarında, ilk zamanlarında, ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayında olur, ilk 4 ayında olur. Sonra bulantılar giderek azalır. Bu artan aslında gebelik hormonu seviyesiyle ilgili. Gebelik hormonu giderek artar, belli bir süre sonra azalır ve doğuma kadar sabit kalır. Bulantılar da bu gebelik hormonunu izler. 7. hafta civarında artmaya başlar. Daha sonra 16 hafta civarında da bulantılar artık yavaş yavaş gebenin yakasını bırakır. Peki neden oluyor ilk 3 ayda bulantı? Niye ilk 3 ayda oluyor da doğuma yakın olmuyor? Aslında Yüce Rabbimin bir lütfu belki de. İlk 3 ayda aynı guatrda bahsettiğimiz gibi bebek çok savunmasız, organlarının oluştuğu dönem, bebeğin dışarıdan gelebilecek toksinlere, kötü maddelere karşı en hassas olduğu dönem ilk 3 aylık dönem. Onun için anne vücudu, anne adayımızın vücudu bebeği korumak için, toksinlerden uzak tutmak için bir reaksiyon geliştiriyor. Bulantı bunun için oluyor. Bulantıları tamamen kesmenin ne yazık ki bir yolu yok. Artan gebelik hormonu doğumdan sonra sıfırlanır. Onun için bulantıları tamamen kesemeyiz ama mesela bulantılar en çok sabahları olur. Hiperemesis gravidarum diyoruz biz buna, gebelik bulantılarına. Sabah annelerimiz, anne adaylarımız uyanır uyanmaz lütfen hemen yataktan çıkmasınlar. Bir de yatakta, baş uçlarında çok bisküvi tüketmelerini sevmeyiz ama artık daha organik olan, bebekler için olan bisküviler var. Onlardan 2 tane bisküvi yatakta baş uçlarında bulundurup kalkmadan önce ağızlarına atıp kan şekerlerini yükseltip o şekilde yataktan kalkarlarsa bulantıları bir miktar azaltmış olurlar. Bunun dışında tabii yağlı yiyeceklerden uzak durmak lazım. Bulantıları provoke eder, arttırır. Yine aynı şekilde kokular bulantıları arttırır. Her türlü koku, deterjan kokusu, parfüm kokusu, yemek kokusu bulantıları agrave eder. Artmasına neden olur. Bulantılara iyi gelen bir takım yiyecekler var mı? Var. Mesela muz bulantıyı bastırabilir. Haşlama patates, yağsız pirinç, yağsız makarna. Yine bulantıları bastırabilir. Tuzlu çubuk kraker, soda. Bulantılar çok olduğu dönem annelerimiz, anne adaylarımız bu tür yiyecekleri tercih edebilirler. Bir de tabii az ve sık yemeleri lazım. Mideyi doldurmamak için. Doldurmamak için, evet. Bulantıları azaltmak için. Bir de buradan küçük bir tarif belki verelim. Zencefil. Hadi verelim.
hem doğal, hem kolay, hem pratik, hem de bulantılar için inşallah çok faydalı bir tarif olacak. Kök zencefil Rümeysa Hanım, taze zencefil marketlerde rahatlıkla bulabiliyoruz. Onu alıp kabuğunu soyup küçük küçük fındık büyüklüğünde doğrayacağız. Daha sonra buzdolabında buz aküsüne koyup küçük küçük içinde fındık büyüklüğünde zencefiller olan buz aküleri, buz küpleri yapacağız. Günde 2 bardak, 3 bardak ya da öğleden sonra geçeceğiz televizyonumuzun karşısına. Turkuazı böyle güzel izlerken. Programları Turkuazı Rümeysa Hanım'ı izlerken sıcak suyun içine 1 bardak sıcak suyun içine 2 küp atacağız. Onu demleyeceğiz çay gibi. Üzerine 1 dilim de limon sıkabiliriz. B vitamini almış olacağız, C vitamini almış olacağız. Sıvı ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Hem de böyle güzel bir programı izlemiş olacağız kefelerimize buradan. Herkesi böyle mutlu etti. Hocamızı görüyor musunuz? Güzel bir tarif verdi. Bulantılara karşı neler yapılabilir? Zencefil hayatta gerçekten bana göre çok geç keşfedilmiş. Yani uzmanlar mutlaka keşfetmiştir ama halkta karşılık bulması bana göre çok gecikmiş olan bir gıda. Öyle söyleyeyim, bir besin. Ama buna karşın çok böyle hayatımıza ben aldım zencefili. Çok çok faydası var. Koruyucu yanı çok fazla bu bağlamda. Gebelik döneminde de mutlaka tercih edilmesi lazım. Onu anlatırken programı güzelleştirdi. İzleyiciye güzel mesajlar verdi. Ben de memnun oldum açıkçası bizi izlerken. Tarifi gerekirse ikinci bölümün sonuna doğru bir kez daha isteyelim diyorum. Reklama gitmemiz lazımmış. Bende daha pek çok soru var. İzleyicilerden ciddi manada sorular geliyor. Yetişemeyecek gibi sorulara. Ama bir tanesine cevap verelim, sonra reklama gidelim istiyorum. Ultrason bebeğime zarar verir mi demiş bir izleyicimiz. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz program için. Ne demek? Yani güzel, keyifli ve bilgilendirici bir program olması beni de mutlu ediyor açıkçası. Sizlerin sayesinde demiş olalım. Ultrason zarar verir mi bebeğe? Bu da yine çok soruluyor. Hatta şöyle şeyler de soruluyor. Ultrasonun ışığını bebeğim görür mü? Ultrason baktığımızı bebeğim fark eder mi? Işığı, ultrasonun ışığı bebeğimi rahatsız eder mi gibi. Şöyle Rümeysa Hanım, yan odada ultrason bakılıyor olsa, benim de buradan haberim olmasa, benim gözümü bağlayıp yan odaya alsanız, hadi bil bakalım burada ne yapılıyor deseniz, bilemem. Orayı ya görmem lazım ya duymam lazım. Ultrason ses dalgalarıyla yapılıyor. Ama bebek bunu duyamaz. Nasıl ki biz duyamıyorsak bebek de duyamaz. Ultrasondaki ses dalgaları bizim kulağımızın işitebileceği frekansta değil. Bebeğe bir zararı var mı? Kesinlikle hiçbir zararı yok ultrasonun. Bebek ultrason baktığımızı fark etmez. Ultrasonun ışığı da yok, bebeği rahatsız etmez. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. İlk trimesterde yine gebeliğin erken dönemlerinde annelerimiz, babalarımız, anne adaylarımız özellikle ilk gebelikte, İlk çocukta heyecanla bebeğin kalp sesini duymak isterler bizden. Lütfen doktorlarınıza ısrar etmeyin. İlk trimesterde ultrasonun hiçbir zararı yok. Ancak bebeğin kalp sesini dinlemek bebeğe az da olsa bir ısı enerjisi göndermemize neden olur. Onun için kalp sesini dinlemeyi bebek olmayalım. İlk zamanlar. Evet. Onu o sıcak enerji gönderimiyle rahatsız etmeyelim diyorsunuz. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Nasıl olsa sağlıklı bir süreç yaşandığı zaman bir sonraki muayene süreçlerinde duyacağız. Bol bol İlk duyacağız etaplarda inşallah. Ona bunu göndermeyelim. Bu sıcaklığı göndermeyelim diyorsunuz. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bu ultrason zarar verir mi de, hani hastane koridorlarında hep görürüz. Gebelik veya ihtimal olanlar, işte oraya ne deniyor? Röntgen odaları. Noktaların hep böyle bize uyarı şeyler konuluyor ya. Kadın olarak şöyle bir tedirgin oluyoruz. Oradan da muhtemelen bizim bilinçaltımıza hani röntgen, ultrason falan böyle oralardan şey geliyordur, böyle tedirginlik geliyordur ama hiçbir zararı olmadığını söylemiş olalım. Haklı bir tedirginlik, ama şunu da belirtmek isterim. Röntgen gebeliğe zarar verebilir. Ultrason ses dalgalarıyla çalışır. Diğeri hiçbir ışın. Diğeri öyle. Diğeri de ışın geçiyor içimizden en nihayetinde. Mecbur değilsek gebelik boyunca röntgene girelim. Tomografi de aynı şekilde. Odaların önünden bile geçmeyin mümkün mertebe. Öyle söylemiş kesinlikle olalım. Kesinlikle doğru. Peki, pek çok soru var, cevaplayacağız. Bir reklam arasına gidelim. Bir çay kahvemizi böyle tazeleyelim. Dinlendikten sonra ikinci bölümde sizlerin sorularıyla devam edeceğiz efendim. Thank you.
Şöyle bakalım, ikinci bölümle karşınızdayız. Hızlı gideceğiz çünkü çok fazla soru var. Hani iyi ki programı yapmışız, bu bilgilendirmeleri iyi ki veriyormuşuz dedim açıkçası. Telefonlar arayan da olmuş televizyonu. Teşekkür ediyoruz. Demişler ki Rümeysa Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Kalabalık bir grubumuz, grup olarak oturduk, doktorumuzu dinliyoruz. Allah razı olsun demiş. Ne demek? İnşallah faydalanıyorsunuzdur. Keşke isminizi de yazmış olsaydınız. Her kim izliyorsa bize selam olsun. Sizin sohbetinize de eşlik ediyor olmak bizi mutlu ediyor. Çok fazla soru var dediğim gibi, bunlara yetişmek için hiç vakit kaybetmeden sorularla devam edeceğim. Her gün hareket ediyor mu? Bebeğim her gün hareket ediyor mu? Bir şey oldu mu endişesi var bende. Bazen kıpırdamıyor, bu normal mi demişler. Evet, yine pimpirik annelerimiz mi bunlar? Belki biraz, ama yine bu semptomu, bu şikayeti özellikle doğuma yakın dönemlerde aman bir şey olmaz, anne pimpiriktir demiyoruz. Burada gebelik haftası çok önemli. Erken haftalarda biz bebek hareketi saymayı önermiyoruz. Bu anneyi strese sokuyor. Gebelikte mümkün olduğunca stresten uzak durmak lazım. Çünkü anne stres olduğu zaman annenin aktive olan sempatik sistemi çeşitli hormonlar salgılar. Kortizon gibi. Bebekte bu bir takım sıkıntılara yol açabilir. Onun için annemiz kaç hafta bilmiyorum ama erken haftaysa bebek hareketlerini saymasına gerek yok. Bebek 2 saate kadar uykuya yatabilir. Hı hı. Bebek en fazla ne kadar hareket etmeli? Günde en az 10 kez hissetmesi lazım. Eğer doğuma yakın dönemdeyse annemiz. Bir de tabii annenin çok yorgun olmaması lazım. Çarşı pazar gezdiğimiz, dolaştığımız, alışverişe çıktığımız bir gün bebeğin hareketlerini daha az hissedebiliriz. Hı hı. Özellikle geceleri bebek hareketleri artar. Annemiz tokken, yemekten bir saat sonra kan şeker seviyesi yükselmişken sol yanına doğru yatıp bir saat bebek hareketlerini saymaya çalışsın, hissetmeye çalışsın. Hı hı. Eğer 7 ve üzerinde hareket hissediyorsa hiçbir sorun yoktur, rahat olsun. Ama doğuma yakın dönemde annemiz mesela 37-38 hafta, 39 haftalık bir gebeliği varsa ve bebek hareketlerini hissetmeme gibi bir şikayeti varsa muhakkak hekimiyle iletişime geçsin. Peki. Bir meslektaşımız Merve Ateş Doğan, Merve Doğan. Biz eski soy ismiyle Merve Ateş diyoruz. Zannedersem yakın zamanda sizinle bir evet, doğum gerçekleştirdi. Evet. İkinci kez anne oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Konya'nın en iyi doktoru Okay Hocama selamlar, izleniyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben de Merve'yi kutlamış olayım bir kez daha. Rabbim güzel günlerini göstersin inşallah diyelim. Hemen döndük sorulara bakacağım. İyi yayınlar. 6 aylık evliyim. Çocuk istiyoruz. Olmuyor. Ne zamana kadar risklidir çocuğun olmaması demişler. Ben de Merve Hanım'a, İbrahim Bey'e buradan selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda İbrahim'e de tabii ki. Çocuk isteği annenin yaşına bağlı burada. Annenin yaşını bilmiyoruz ama. Yatsınlar mı hocam yaşı? İlk yıl eğer 35 yaşından küçükse anne, ilk yıl, ilk bir yıl evlendikten sonra ilk bir yıl korunmasız birliktelik olmak olup da gebelik, hı hı, elde edememeyi normal kabul ediyoruz. Yani bir yılın üzerinde bu annemizin 6 aylık bir evliliği varmış. Gayet normal görünüyor. Hiç telaş etmesin. Eğer bir yılı geçtikten sonra takılan bir şey varsa yine soruyu yazmış olan izleyicilerimiz. Biz cevapladık ama sizi tatmin etmediyse tekrar bize yazabilirsiniz. Bu izleyicimiz için diyorum ki yaşınızı belirtin. Eğer bizi net bir cevap alamadıysanız size göre bir yaşınızı yazın. Tekrar bir daha üzerinde konuşalım demiş olacağım. Kramplar, hamilelikte yaşadığım krampların sebebi nedir demişler. Program için teşekkür etmişler. Biz teşekkür ediyoruz. Kramplar yine gebelikte çok sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Hı hı. Kalsiyum ve magnezyum dengesi, metabolizması değişir. Özellikle 30. hafta civarında gebenin, annenin, bebeğin kalsiyum ihtiyacı artar. Buna paralel magnezyum dengesi ihtiyacı da değişir, artar. Hı hı. Krampların sebebi bu kalsiyum ve magnezyum metabolizmasındaki değişikliktir. Kramplar gebeyi korkutsun mu? Bebeğe sorun yaratır mı? Annemize, anne adaylarımıza sorun yaratır mı? Hiçbir sorun yaratmaz. Ancak kramplardan çok tedirginse, rahatsızsa, anne adayımızı rahatsız ediyorsa magnezyum ya da kalsiyum tedavisi başlanabilir ama muhakkak doktoruyla görüşüp istişare ettikten sonra. Kafaya göre değil yani. Kesinlikle. Net ifade bu olur zannedersem.
Az önceki izleyicimiz 21 yaşındayım demiş. Gayet normal o zaman hocam. Hiç telaş etmesine gerek yok. Adetleri düzenliyse, düzenli adet görüyorsa 6 aylık evlilikte hiç telaş etmesine, panik yapmasına gerek yok. Bir yılı tamamladıktan sonra, bir 6 ay daha geçtikten sonra eğer gebelik elde edemezse inşallah elde eder ama Kızılay Hastanesi'ndeyiz. Buyursun gelsin. Eyvallah. Şimdi detaylı bir soru var. Ben tane tane okuyacağım. 18 haftalık gebeyim. Üçlü testim normal çıktı. Ultrasonda koroid plexus kisti çıktı. 14 Ekim tarihine ayrıntılı ultrasona gönderildim. Bebeğime bir sıkıntı verir mi? Kalıcı bir hasar olur mu? Demişler. Şöyle, koroid plexus kisti yine gebelikte çok sık rastlıyoruz. Bebeğin intrakraniyal yapısında, beyin parenkiminde koroid plexusların olduğu yerde boşlukta küçük bir kist olabiliyor. Burada şunu bilmek önemli. Koroid plexus kisti izole mi, yoksa başka bir negatif patolojik ultrason bulgusu var mı hastamızda? Eğer doktoru tarafından sadece koroid plexus kisti var dendi ve onun dışında başka bir şey söylenmediyse, mesela bebeğin bağırsaklarında parlaklık var, kalbinde parlaklık var gibi, ya da bebeğin femur kemiği, ayak kemiği kısa gibi başka bir eşlik eden patoloji söylenmediyse, annemiz, anne adayımız hiç telaş etmesin. İzole koroid plexus kistinden sıkıntı çıkma ihtimali neredeyse yok. Üçlü testi de, tarama testi de normal çıkmış. Bu da iç rahatlatıcı. Peki. 11,5 aylık bebeğim var. 4 aylık da gebeyim aynı zamanda. Bebeğimi emziriyorum. Zararı var mı demişler. Bu da çok rastlayabildiğimiz bir şey. Gebelikte emzirme devam etsin mi? Süt bozulur mu? Sütün tadı bozulur mu? Düşüğe neden olur mu? Anne adayımız emzirirse. Emen bebeğine zararı olur mu? Süt onu zehirler mi? Gibi. Emzirmeye devam edebilir. Süt bebeğini zehirlemez. Eğer doktoru tarafından düşük riski var gibi bir şey söylenmediyse, artmış bir düşük riskin var gibi bir şey söylenmediyse, gönül rahatlığıyla emzirmeye devam edebilir. Hatta iki bebeği birden doğduktan sonra emziren annelerimiz de var. Tandem emzirme deniyor buna. Tabii bu benden çok, yani kadın doğum hekiminden çok çocuk doktorunun alanına giriyor. Ama annemiz emzirmeye devam edebilir. 9 haftalık hamilelikte aşırı bulantı ve kusma yaşıyorum ve beslenemiyorum. Bunun zararı bebeğe var mı demişler. Kesinlikle var. Bulantı, kusma, burada kriter şu olmalı. İlaç tedavisi gerekebilir. Gebelikte mümkün olduğunca ilaç kullanmayı sevmiyoruz mecbur kalmadıkça, ama hatta hastaneye yatırıp serum tedavisi bile gerekebilir. Nasıl karar vereceğiz? Öncelikle bir idrar tahlili göreceğiz. İdrarda bizim keton dediğimiz madde var mı yok mu, onu göreceğiz. Varsa bu bebeğe zarar verebilir. İkinci kriter, annemiz bunu kendisi olup olmadığını karar verebilir. Eğer ben su bile içemiyorum, su bile içtiğim zaman o kadar çok bulantım, kusmam oluyor ki su bile midemde durmuyor diyorsa, muhakkak ya ilaç başlamak lazım bu bulantıları önlemek için, ya da hastaneye alıp serum tedavisi vermek lazım. Çünkü annenin dehidrate kalması demek, yani susuz kalması demek, aslında bebeğin de susuz kalması demektir. Bu ilk haftalarda çok çok önemli. Buna izin vermemek lazım. Hatta sık sık hastaneye bulantı nedeniyle, inatçı bulantılar nedeniyle, kusmalar nedeniyle yatırdığımız hastalara kan cıvıltıcı iğneler de başlıyoruz. Anne ile bebek arasındaki kanlanmayı arttırmak için başlanması gerekiyor. Bir de tabii yine guatr hormonu ile ilgili bozukluklar da inatçı bulantı kusmalara neden olabiliyor. Muhtemelen bakılmıştır sanıyorum, ama eğer bakılmadıysa muhakkak bir TSH testine, guatr testine annemiz, anne adayımız baktırsın. Diyelim ki bu annemiz de dediğiniz gibi işte bulantı ve kusma çok fazla ve aynı zamanda guatr hastasının olduğunu biliyor veya test yaptırdı, öğrendi. Nasıl bir yol çizmesi lazım? Bir kere burada multidisipliner bir yaklaşım lazım. Yani sadece, eğer guatrla ilgili bir sıkıntı çıkarsa, sadece doğum doktoruyla, kadın doğum hekimiyle bu işi yürütmemiz doğru olmaz. Biz de hastanemizde guatrla ilgili, şekerle ilgili bir sorun tespit ettiğimiz zaman dahiliye doktorlarımızla birlikte annemizin tedavisini yürütüyoruz. İlaç başlamak lazım. Eğer TSH testi çok çok yukarıdaysa, ona dahili hekimimizle birlikte karar veriyoruz. Ve o ilacın dozunun da belli aralıklarla, o guatr testinin tekrar edilip bakılıp belli aralıklarda tutmak lazım. İlk doğumum sezeryan olmuşsa, ikincisinde mi sezeryan olmalıyım?
İlk doğum sezeryan olursa ikinci de sezeryan mı olma mı yoksa normal doğum olabilir mi denilmiş. Ne dersiniz hocam? İkinci sezeryan tehlikeli mi? Zannedersem soru. Şunu sormak istemiş sanırım anne adayımız. Sezeryan sayısı arttıkça tabii ki riskimiz artar. Mesela 3 sezeryandan fazlasını önermeyiz. Çünkü karın içi yapışıklıklar artar. Karındaki mesane, rahim, yumurtalıklar, bağırsaklar hepsi birbirine yapışabilir ve bu ameliyatı daha riskli bir hale getirir. Ama izleyicimiz şunu sormaya çalışmış sanırım. Bizim SSVD dediğimiz ya da VBAC dediğimiz sezeryan sonrası normal doğum yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Bazı kriterleri var. Eğer siz bunu sağlıyorsanız yapabilirsiniz. Nedir hocam kriterler? Sezeryan sebebi çok önemli. İlk sezeryan sebebi. Eğer ilk sezeryanı annemiz çatı darlığından bizim CPD dediğimiz bebeğin başıyla annenin leğen kemiği arasında bir uyumsuzluktan dolayı sezeryan oldu ise sezeryan sonrası normal doğum olmaz ilk sezeryandan sonra. Daha sonra sezeryanda yapılan kesi çok önemli. Biz sezeryan sırasında rahmi kesip bebeği alıyoruz. Rahmi nasıl bir kesi yapıldı? Cerrahi olarak. O çok önemli. Daha sonra tabii ki annenin şekeri olup olmaması mevcut gebelikte çok önemli. Doğuma yakın bebeğin tahmini kilosu, bebeğin makrozomik olup olmaması çok önemli. Eğer bunlarda bir sorun yoksa sezaryen sonrası da normal doğum yapabilirsiniz. Ancak tabii ki bir takım riskleri var. Bunu doktorunuzla, hekiminizle çok iyi konuşup çok iyi istişare etmeniz gerekir. Gebelikte nar yemek düşüğe sebep olur mu? Hayır, olmaz. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz ama burada şunu söylemeden bu zaman zaman bir sürü şey hurma mesela en çok sorulur. Hurma yemek düşüğe neden olur mu? Nar sorulur. Kayısı soranlar var. Bunların hepsi hurafe. Hurma da yiyebilirsiniz, nar da yiyebilirsiniz. Yalnız şunu söylemek lazım. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozudur. Yani biz faydalı bir şeyi muz, nar, hurma ne olursa olsun çok fazla miktarda yersek o da bize zarar verir. İster gebe olalım ister olmayalım. Yani abartmadan gönül rahatlığıyla nar yiyebiliriz. Yiyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Peki gebelikte vitamin ilaçları kullanmak illaki gerekli mi? Vitamin ilaçlarına bir bakalım. Yine çok annelerimizin, anne adaylarımızın kafa karışıklığı yaşayabildiği, farklı kişilerden farklı şeyler duyabildiği bir konu. Gebelikte mümkün olduğunca az ilaç kullanmak lazım. Burada kar zarar hesabını iyi yapmak lazım. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi? Anne adayımıza bir ilaç veriyorsak, hamile bir bayana bir ilaç başlıyorsak, bunun yararları potansiyel zararlarından kat ve kat fazla olmalı ki biz bu ilacı başlayalım. Bu vitamin ilaçlarıyla ilgili, multivitaminlerle ilgili, balık yağı özellikle omega 3 ile ilgili kullanalım mı, kullanmayalım mı? Kulağa da çok hoş geliyorum Esa Hanım. İçeyim balık yağını, omega 3'ü içeyim, bebeğim daha zeki olsun. Multivitaminleri içeyim, bebeğim serpilsin, gürbüz olsun, sağlıklı olsun. Öyle mi peki? Öyle değil. Bunu destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yok. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır insanlar doğum yapıyor, bebekleri oluyor. Bu balık yağı, omega 3, multivitaminler. Yeni kullanılan ilaçlar, son yılda kullanılan ilaçlar omega 3 içerek bebeğimiz daha zeki olsaydı eğer son yıllarda doğanların dahi olup önceki yıllarda doğanların zeka seviyelerinin IQ'larının daha düşük olmaları lazımdı. Kişiselleştirilmesi lazım burada. Yani her gebeye omega 3 başlanması, her gebeye multivitamin başlanması şart değil. Kişiye göre, gebeye göre, yani anne diyorsa ki ben balık yiyemem, kokusunu sevmem, nefret ederim, ceviz de yiyemem, semizotu falan bilmem diyorsa tabii ki o multivitaminler, omega 3'ler başlanabilir. Ama bir risk faktörü yoksa rutin her gebeye vitamin başlamıyoruz. Birkaç istisnası var tabii başlamamız gereken. Onları da sanırım konuşacağız, neler başlayacağız. Hocam konuşmayı çok isterdim ama bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Fırat'ın doğusuna harekat başladı. Allah yar ve yardımcısı olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demiş olalım. Başarıyla dönmüş olurlar umarım. Az sayıda kayıplar veririz. Hiç vermeyiz diye de dua etmiş olalım.
Bu dakikadan itibaren de haber merkezi beni uyarıyor. Bölgedeki son dakika gelişmelerini aktarmak üzere bir başka yayına geçeceğiz efendim. Evet, daha fazla sorumuz vardı cevaplamamız gereken, ama ne yapalım, bir kez daha hocamızı tekrar başka bir programda alalım. Şimdi bölgedeki gelişmeleri aktarmak için yayınımızı burada keseceğiz. Başka bir haber programına dönüştüreceğiz yayını. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere demiş olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben hocama da çok teşekkür ediyorum hocam. Ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Yüce Rabbim aslanlarımızın, Mehmetçiklerimizin yanında olsun, yardımcısı olsun inşallah. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda tekrar birlikte olalım inşallah. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdi Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonla ilgili bilgileri aktarmak üzere hemen formatımızı değiştiriyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.